Bence bunun özel durumu da var gerçi. Yok yok bunun. Özel durum vardı Allah'ım. Akıllı Sporcu'nun kanalı Ağır Sağlam'a hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Bro Yüksel. Kendisi Ağır Sağlam diyetisyen biliyorsunuz. Uzun zamandır çalışıyoruz. İnce ve detaylı analizler sonucunda sizin için bütün supplementleri puanladık. Her birisinin bir yıldız derecelendirmesi hepsini, var. Hepsini. Hiçbir tane bıraktığımızı düşünmüyorum. Kaç tane var toplam Yüksel? 18, 30. 28. 28. Yaptığın işe biraz sahip çık Yüksel. Hep ben yaptım, sen yanımda izledin. Olmuyor böyle. Peki. O zaman nasıl yapacağız? Tabii ki aramızda tartışacağız, aramızda didişeceğiz. Biliyorsunuz yani başka türlü hayırlı bir... Bayağıdır şey, böyle bir video da çekmiyorduk. Yani. Evet. Hani iki kişili video çekmiyorduk. Bizim video çekmiyorduk. Meşhurdur tartışmalarımız. Tartışmalarımız meşhur olması lazım. Ve biliyorsun yani bilgi, bilim, aydınlanma falan tez, antites, sentez. Öyle. Neyse. O zaman en önemlilerden başlıyoruz. Evet. Videonun sonuna doğru da en düşük skorlu supplementlere kadar gideceğiz. Buradaki mantık hani markalar falan filan değil. Burada kategorilerden bahsediyoruz. Örneğin protein tozu alınmalı mı? Evet. Veya işte sadece özel durumlarda ya da bazı küçük demografiler için mi uygun? Veya işte kreatin kesinlikle tavsiye eder miyiz? Yoksa hani daha öncelikli almamız gereken supplementler varken onu kenara mı atmalıyız? Konu bu. Yoksa konu işte proteini hoşum mu alalım, bilmem ne markası mı alalım falan. Yok, hayır. Değil. Zaten bu marka olayı insanların abarttığı gibi bir olay değil. Ben şahsen supplementleri alırken... Tabii ki bileşenlerine, içeriklerine bakarım. Piyasada da çok fazla tüketiliyorsa o supplement firması o saatten sonra benim için artık fiyatı, aroması önemlidir. Aynen. Yani tutup da hani aynı ürünü, muhtemelen benzer menşeli ürünleri bu kadar kavga edip üzerinde değerlendirmenin bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum. Yıllarca supplement alışverişlerimi de böyle yaptım. Protein Ocean bizim sponsorumuz. Evet, kendilerini de çok seviyoruz. Yıllardır da çalışıyoruz ve tanıyorum da şahsen. Ama Protein Ocean'dan hani bizim indirim kuponumuzdan alan da olur, almayan da olur. Yani bu supplement markaları üzerinden kavga etmeyi anlamıyorum ama aynen. Tabii ki merdiven altı bir sürü. Ha, onu söyleyecektim. Benim de bir önerim burada kurumsal olmasına dikkat edin bence aldığınız şirketin. Öyle herhangi bir kişinin tek başına çıkardığı ürünler bence biraz daha... Yüksel birine laf mı sallıyorsun? Birine laf atmıyorum kesinlikle ama hani bir insanla anlaşıp... Birkaç tane ürün çıkarıyorsa ona ben daha zor güvenirim kurumsal bir firmaya nazaran. Çünkü kurumsal bir firma içerisinde bir hata olma ihtimali daha düşüktür ve bunun bedelleri de daha büyüktür. Yani kurumsal firmadan kastımız daha büyük, köklü. Türkiye'de birkaç tane böyle yerli firma var. Tabii kesinlikle. Daha önce biz onlarla da çalıştık. Hani hiç ben... Aynen. Onlarda bir problem olacağını sanmıyorum. Koca firmalar. Onlara yani asla... Şimdi bugün aynen. Bu firmayla çalışıyoruz, yarın öbürüyle çalışıyoruz falan diyerekten. Velhasılı kelam, büyük bilindik firmalardan istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Biz burada o supplement kategorisini değerlendireceğiz. Evet. Yani supplementlerin içeriklerinden bahsetmediğimizi belirtelim. Ama tabii tavsiyelerimiz de olacak. Şu kadar gram alınacak bilmem ne diye. Tabii ki. Şimdi önce 5 yıldızlardan başlıyoruz ya. Aşağıda da zaten timestampler olacak. Oradan gidebilirsiniz. 5 yıldızlı. Bu arada bu yıldızları verirken tabii ki öncelikle bilimsel araştırmalara da dikkat ettik. Yani bu 5 yıldızlı takviyelerin hepsinin arkasında yeterli kanıtı, yeterli bulgusu var. Öyle havadan çıkmış varsayımlar değiller. Ama aynı zamanda pratiklik ve günlük işlevi de düşündük. Yani öyle çok kanıtlı ama tek başına çok spesifik mevzularda, spesifik kondisyonlarda etkili olacak takviyeleri 5 yıldıza koymadık genelde. Yani şöyle 5 yıldız varsa hani alınabilir. Kesinlikle. Öncelikli diye tavsiye ediyoruz. Ve neredeyse sene boyu kullanım bu tarz takviyeler için çoğunlukla işe yarayabilir. Öyle arada alıp bırakılacak takviyeler de değiller çoğunlukla. Evet, yani biraz da hani hangisini almalıyım, önce sepete hangisini eklemeliyim diye düşünmek için de güzel bir derecelendirme. İlki D vitamini var hocam listemizde. Belki de en önemlisi. Genel popülasyon içinde belki de en önemlisi. Sürekli eksikliği görülen bir takviye. Takviye diyorum, vitamin. Normal şartlarda biz besinde bunu iyi oranda alabiliyoruz. Fakat bunun etkinleşmesi için güneşe çıkmamız gerekiyor. Özellikle o yüzden kış aylarında zaten herkese öneriliyor. Doktorlar da sedenter bireylere önerdikleri dozu da arttırmışlar bu arada. Yapılan son araştırmalar artık 1000 değil, 2000, 3000, 4000 hatta 5000 üniteye kadar önerilerin olduğunu gösteriyor. Bu infografikte göreceğiniz üzere arkadaşlar... dozuyla ya da zamanlamasıyla alakalı bilgileri de bulabilirsiniz. Yani D vitamini bizim önerdiğimiz, para vermeye kesinlikle değen bir supplement, aile boyu da kullanmanızı tavsiye
ediyoruz. Kesinlikle. Dozu içinde söyledik. Herhangi bir zaman alınabilir. Bence buradaki en önemli özelliklerinden biri de depresyon semptomlarında azalma dediğimiz. Ah Yüksel ah. Özellikle bizim için, bizim insanımız için bence en önemlisi de bu olacaktır. Ve D vitamini eksikliğinde depresyon gerçekten görülen bir semptom. Birçok psikolojik rahatsızlık görülebiliyor. Tabii bunlar hani kalıcı rahatsızlıklar olarak değil. Genelde biz bunu toparladığımızda, takviyeyi aldığımızda düzeliyor. O yüzden kullanmayı öneriyoruz. Baba kesenin ağzını açacaksın yani. Öyle. Çok pahalı bir şey de değil zaten ya. Değil. Geçiyoruz kafein. Bu arada arkadaşlar bunların kendi arasında bir hiyerarşisi yok. Yani az önce D vitamininden bahsettik. Önce onu alın sonra kafein değil. 5 yıldızların hepsi 5 yıldız abi. Önerdiğimizin hepsini öneriyoruz. Kime önerdiğimizi zaten burada anlatıyoruz. Ama genelde kafeini de spor yapan, evet, enerjisini artırmak isteyen, odaklanmak isteyen herkese öneriyoruz. Çok yoğun bir mental kapasite gerektiren bir işiniz varsa orada da işinize yarar. Performansınızı arttırır ama onun haricinde tabii ki atletik performans için öncelikle öneriyoruz. Kafein yani kullanabileceğiniz en iyi performans arttırıcı takviye desek yanlış olmaz. Tabii. Çünkü direkt etkisini görüyoruz. Uyarıcıdır. Yağ yakıcıdır. Yağ yakıcıdır. Vücudumuzun daha fazla enerji harcamasını sağlar. Adrenalini arttırdığı için kan dolaşımını arttırır. Kan basıncını arttırır. Direkt olarak kuvvet antrenmanlarına da etki edebilir bu sayede. Antrenmanın daha uzun sürede dayanmamızı sağlar. Yani öyle antrenmanın son yarım saatinde de bitkinliğimizi engelleyebilir. Kullanabileceğiniz en iyi takviyelerden biridir. Yani hiç üzerine çok konuşmaya, aynen, bile gerek yok. Hap olarak da alınabilir. Kafein hapı. Toz olarak işte pre-workout supplementlerin içerisinde vesaire de bulunuyor. Başka bileşenlerin içerisinde de. Biz mesela ağır sağlam kahve var. Ağır sağlam kahveyi biz kahve seven insanlar olarak kahve formunda da kafeini tüketebilirsiniz. Evet. Ben hani genelde sabah saatlerinde kahve olarak alıyorum. Bazen antrenmanlardan önce pre-workout'un içerisinde alıyorum. Yani ağır sağlam kahve de bu arada hani az önce firmalardan, hı-hı, falan bahsettik. Taft kafeinin ürünüdür. Taft kafe de güzel ve dünyanın en yüksek kafeinli kahvesini üreten bir kahve firması. Yani güvenerek alabilirsiniz. Zaten evet, bir sürü yorum var. Onları da inceleyip oradan bakabilirsiniz. Yani bizim ürünümüz var falan diye bunu söylemiyoruz. Kafein iyi bir ürün. Burada niye ağır sağlam kahvenin biraz daha avantajlı olabileceğini de söyleyelim. Dozajımız şu. Kilogram başına 3 ile 6 miligram arasında kafein almak istiyoruz. Bu tabii ki tahmin edebileceğiniz üzerine düşük bir rakam değil. Yani ben mesela işte 80 kilo olsam, 80 kilo bir sporcudan örnek versek, 240 ila 480 miligram arasında kafein alımı. Yani hadi ortalamasını alsan 300-350 miligram kafein alacaksın. 300-350 miligram kafein normal bir filtre kahveyle içmek istesek 3 bardak falan yapabilir. Yani sıradan çinko karbon kahveleri bırakıp yerine ağır sağlam kahve koyabiliriz. Bu arada pre-workoutların içerisinde up limit, üst limit yani 210. Aynen, o yüzden miligram. Hani şeyde demek doğru olmaz. Niye 300 yok, niye 350 yok demek doğru olmaz. Çünkü adamlar legal olarak yani koyamıyorlar. Onun şeyi öyle işte. 1,5 doz alacaksın. Ha, bu arada şimdi biz bunu tabii ki spor yapan insanlara, ağır sağlamlara, evet, söylüyoruz. Hani ben de anneme oturup da 300 miligram kafein öğleden yok, sonra akşam vakti içmesini yok, tavsiye etmem zaten. Hani hiçbirimiz tavsiye etmeyiz. Kafeinin mantığı bu arkadaşlar. Ben spor öncesi olsa bile geç saatte içilmesini tavsiye etmem. Ben de çok önermiyorum. Sabah ya da öğleden önce öğle saatinde alın. Gerekirse 5 saat sonra spor yapın. Tamam, süper olmayacak antrenmanınızda etkisi ama emin olun uyku daha önemli. Evet. Aynı şekilde bu bütün kafeinler için geçerli, evet, sadece kahve değil. Geçelim. Sıradaki ürünümüz kreatin. Babası. Reis. Supplementlerin kralı. Fiyatı da gayet ucuz. Evet. Kesinlikle öneriyoruz. Kas geliştirmek isteyen, gücünü artırmak isteyen, atletik, kesinlikle, performansını artırmak isteyen herkese çok sağlıklı. Zaten bununla alakalı bir daha yakınlarda çektiğimiz bir video vardı. Aynen. Onu hani orada araştırmalara da iyice bakabilirsiniz. Ya kreatin de kesinlikle önce sepete eklemeniz gereken ürünlerden. Önce onu kas geliştirmekse hedefiniz. Yani çoğumuzun hedefi o tabii ki, o yüzden konuşuyoruz ama belki aranızda ben koşucuyum abi, ben sadece koşuyorum diyebilirsiniz. Sizin için de etkili olma ihtimali var ama çok daha düşük, onu söyleyeyim. Öncelikle kas gelişimi, ağırlık kaldırma sporları. Sıradaki ürünümüz omega 3. Yine en önemlilerden. Mesela D vitamini ile omega 3'ü ben kombin olarak geçerim. Yani hani birini öneriyorsan diğerini de önerebilirsin. Çünkü genel popülasyonda sedenter birey için de çok önemli. Çoğumuz öyle fazla balık yemiyoruz, fazla deniz ürünü tüketmiyoruz. Omega 3 alımımız aslında düşük. Yani gereğinden fazla düşük. Ve omega 6 alımımız da daha yüksek gereğinden. Bu aradaki oranın da dengesiz olması vücudumuzun daha fazla inflamasyon altında kalması, daha fazla stres altında kalması anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla omega 3 takviyesi kullanmak eklem sağlığı için, bağışıklık sistemi için ve aynı zamanda kas hasarının toparlanması için akne bile etkili. Akne için mesela. Akne için, cilt sağlığı için. Ya kısacası
güzel ve kaliteli bir hayat için yeterli omega 3 alımı önemli. Bunun için takviye öneririz. Pre-workoutlar öneririz demişiz. Kafeinle çok benzer düşünebilirsiniz. Çok benzer. Burada şunu belirtmek istiyorum. Öneririz derken herkes illa bunu almalı manasında değil. Ama doğru. Bununla ilgileniyorsanız performansım, enerjim artsın, işte yağ yakımı biraz desteklensin falan, o zaman öneririz. Yoksa hani pre-workout'um olmadan idman yapamayacağım mı yani? Yaparsınız. Hani yaparsın, kesinlikle şey yaparsın. Yani. Hatta tamamen davranışsal olarak ona bel bağlamak da bence doğru değil. Çünkü şey anlamında söylemiyorum. Ürün problem yaratmaz. Yani bir metede dönmezsin oturup da her gün pre-workout aldın diye. Ama davranışsal bir bozukluk oluşur. Bu da nedir? Pre-workout'ı içmeden antrenman haline, o moda girememe durumu olur. Bunu da istemeyiz, dürüst olmak gerekirse. Yani hani lazım olduğunda aynen kullanılabilir. Kafein içerir pre-workoutlar ama kafeinden başka bileşenler de içerirler. Yani detaylarını zaten ilgili videolarımızdan da öğrenebilirsiniz. Aynen. Pre-workout biraz daha komplekstir ama az önce bahsettiğimiz gibi kafeinin optimal dozundan da biraz daha aşağıda kalabilirler. Yani o yüzden ben baba bir idman yapacağım zaman pre-workout'tan alıyorsam işte kahve de beraber alıyorum mesela. Veya işte mantıklı. Bazen birini bazen diğerini, hani ihtiyaca göre alabilirsiniz mantıklı arkadaşlar. Protein tozu. Olmazsa olmaz değil. Olmazsa olmaz değil protein tozu. Özellikle buraya tamamen pratik olarak çok işimize yaradığı için koyduk. Çünkü diyette özellikle kas geliştirme veya yağ kaybı diyeti yapıyorsanız, biraz da orta seviyelere geldiyseniz, başlangıç seviyesi değilseniz, almanız gereken proteini tamamen besinle almak bazen zorlayıcı olabiliyor. Diyete uyumu düşürebiliyor. Biz kendi danışanlarımızda da bunu görebiliyoruz. Çünkü yani hiç olmadı 200-300 gram bir protein kaynağı tek başına yemesi gerekecek çoğu bireyin. Bunu da bazen sağlayamadığında yani birey... Protein kaynağı olarak 200-300 gram yemesi tabii, gerekecek. Tabii 200-300 gram protein değil. Doğru. Bir de şöyle bir şey var yani, whey protein zaten kaliteli bir protein kaynağı. Belki de en iyi, en kalitelilerinden. En kaliteli. Ha. Peki fiyatı çoğu daha mı pahalı? Artık değil. Dürüst olalım, değil. Değil. Ya yani bizim özellikle daha ağır salam kodunu kullanıyorsan falan. Şimdi değil kardeşim. Değil değil. Ha. Servise bölmeniz lazım. Ha. Ama şöyle bir şey var. Yani protein tozu bu bağlamda çok mantıklı. Hani fiyat performans öneririz. Evet. Ama bazen şöyle diyor insanlar, yani protein zaten yeterli protein alıyorsan protein tozuna gerek yok. Ya zaten doğru, yeterli yok. Protein alıyorsan hiçbir şey. Yani zaten yeterli yapıyorsan bir şeyi zaten yeterlisini yapabilmen aynen için bu lazım olabilir. Aynen. Oluyorsa al. Oluyorsa al. Katılıyorum, katılıyorum. Bir de şunu da söyleyelim. Diyette de çok fazla kullanmak akıllıca olmayabilir. Çünkü onun yerine, protein tozu yerine daha fazla tavuk, et, balık yiyebilirsek daha fazla tok hissederiz kendimizi. Bu da bir gerçek. Evet, evet. Ama işte zaten ne kadar, işte günde bir ölçek. Aynen, bir ölçek, aynen, iki ölçek kullanılacak. Maksimum iki ölçek protein tozu kullanırsın. Yine besinlerden aynen işte tüketmen gerekiyor falan filan. Bu sebeple 5 yıldız. Ya protein tozu 5 yıldız, yani protein olduğu için önemli bir şey. Geldik son 5 yıldızlı ürünümüze. Evet. ZMA demişiz. ZMA. Uyku kalitesini arttırmamız için çok işimize yarayabilir. Aynı zamanda çinko içeriyor. Direkt bir çinko takviyesi olarak kullanmak için işimize yarayabilir. Sadece çinko takviyesi niye yazmadınız buraya der diyebilirler. Çinko bu arada testosteronu düşükse düşüren bir mineral. Dolayısıyla daha fazla çinko alımı, yani çinko diyelim düşük referanstan, bunu referansın üzerine çıkardığınızda testosteron hormonunuz otomatikman artacaktır. Niye sadece çinko yazmadık? Çünkü aynı zamanda çok iyi magnezyum içeriyor. Magnezyum da hem uyku kalitesi için, hem kas kasılmaları, hem antrenman performansı için hani önemli. En önemli, mesela dedik ya, D vitamini önemli. Genelde evet eksik kalıyor veya fazlasının faydası var. Çinko magnezyumla böyle beraber, yani ZMA bunları beraber verdiği için faydalı. Nitekim doğru zaten yalnızca çinko ve yalnızca magnezyumu da listemizde var. Ama onlara 5 yıldız vermedik mesela. Niye? Önce bunu alalım. Mesela paranı aynen önce buna harca. Sonradan diğerlerinden daha fazla yükten yapman gerekebilir. O yüzden öncelik ZMA'da diye düşündük. Yoksa hani evet ZMA'da çinko, çinko'da çinko. Ama önce bunu kompleks bir şekilde alabiliyorsan böyle al dedik. Yani hani bütçe dostuyuz yani. Önerimiz de özellikle ZMA'yı gece yatmadan önce aç karnını tüketmeniz. Çünkü çinko aç karnına daha iyi emiliyor. Dolayısıyla bir öğünle beraber değil de bir öğünü yediniz, İşte iki saat sonra uyuyorsunuz. Tam yatmadan önce de ZMA'yı alabilirsiniz. Şimdi dört yıldızlara geçtik. Yükselecek. Şu an en babaları geride bıraktık. Hemen onlardan bir sonrakilerdeyiz. Bunları da hala öneririz tabii ki kategorisinde. Bunlar da yani bizim önerdiğimiz, hani birisi aldığı zaman good for you diyebileceğimiz supplementler. Doğru. Magnezyum ve çinkodan az önce bahsetmiştik. Burada tekrar evet uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Bunlar burada yer alıyor.
Yani çinko ve magnezyum infografikte de görebileceğiniz üzere o faydaları size sağlar. Fakat önce buna bu işe ilk adımı atarken bence ZMA işte bizce yani bizce. Doğru doğru katılıyorum. Evet, bence değil mi? İşi ben yaptığım için yüksek kusura bakma birazcık. Ama sana da hakkını verelim. Bizce diğerine 5 yıldız bunlara 4 yıldız dedik. Peki diğer ürüne geçtik. Dextrose. Evet. Dextrose'a 4 yıldız verdik. Hocam niye? Aslında Dextrose'un kullanım alanı da çok geniş değil. Çok geniş değil ama gerekli kullanım alanında çok etkili. Özellikle dayanıklılık sporlarında, uzun süren dayanıklılık sporlarında yani hani en basitinden maraton koşusundan bahsedelim. Maraton koşusunda belki de alabileceğin en iyi karbonhidrat kaynağıdır Dextrose. Çünkü bunu çok antrenman hızlı esnasında mı alıyorlar? Evet, intra olarak alıyoruz. Antrenman öncesi ve sonrasında da alınabilir ama en çok işe yarayacağı yer intra workout, antrenman esnasında. Çünkü çok hızlı bir enerji kaynağıdır. Çok hızlı kana karışır. Direkt olabilecek en basit şekerlerdendir. Mesela glikojen depolarımızın tükenmesini engellemek için uzun bir koşuda kullanılabilir. Veya bu tarz böyle uzun süren ve yoğun dayanıklılık sporlarından bahsedebiliriz. Maltodextrinimiz var. Maltodextrinde... Bu hep karıştırılıyor. Dextrose, malto. Çok benzer. Maltodextrin biraz daha yavaş kana karışır. Daha fazla glikoz odaklı, yani direkt maltoz yani. Hani tek başına dextroz değil. Tadı da biraz daha az tatlıdır. Yani aslında maltodextrin tek başına bir tadı yoktur bile diyebiliriz. Dextroz böyle bildiğin şeker tadını alırsın içerken. Maltodextrin ise benim kullanış biçimim spor öncesi ve spor sonrası. Ben intra workout olarak kullanmıyorum. Spor öncesinde yine hızlı ve basit bir karbonhidrat kaynağı alıyor. Spor sonrasında da glikojen depolarının yenilenmesi için çok pratik. Kilo almak isteyenler bir gainer gibi bir şey haline getirebilirler maltodextrinle whey proteini. Dediğim gibi maltodextrin yerine de dextroz kullanılabilir. Ama bu sefer mesela 100 gram maltodextrin yerine 100 gram dextroz biraz baş döndürebilir. Çok hızlı kan şekeri artar. Yani dextroz biraz daha düşük dozlarda. Malto evet, biraz daha öğün gibi. Biraz daha öğün gibi kullanılabilecek. Peki hazır elimiz değmişken bir de mes gainer'lara puan verelim hocam. Mes gainer da zaten aslında iyi bir mes gainer. Maltodextrin ve whey proteinin bir araya gelmesidir. Mes gainer'larda daha konsantre whey proteinler kullanılır. Biraz daha ucuz. Hani biraz daha ucuza kaçarsın gibi bir araya getirebilirsin. Ama yine çok iyi bir kaynaktır. Yani çok iyi derken tek başına buna bel bağlamazsanız, gün içerisinde güzel bir diyet yapıp üzerine de mes gainer eklerseniz iyi kilo alabilirsiniz. Ya şimdi hani sözüm meclisten dışarı, aramızda bazı vitaminsizler var. Kolay kalori almaları için ve kas kütle eklemeleri için mes gainer bu bağlamda faydalı oluyor şimdi, yalan tabii yok yani. İştah neredeyse hiç kapatmayacak. Yani hani içtiğinizde bir shaker'a koyup içeceksiniz ve neredeyse fark etmeyeceksiniz sonra. Ama tabii şey yani şimdi whey proteini diyet yapan adam alır. Evet. Mes gainer'ı biraz daha vitaminsizlere. Tabii ki kilo alımı için. Öneriyoruz. Diyet yaparken neden önermiyoruz? Yine hani o kalori alçığını şey yapmazsan, bozmazsan yine verirsin ama hiç tok tutmayacak. Yani diyet yaparken tabii bir şeyleri içmektense yemek isteriz. Yani diyet yapan adamın bence ekstra maltoya falan Tabii ihtiyacı yani, ihtiyacı olmayacaktır. Belki çok ileri seviye ise antrenman öncesinde kullanmak o falan istiyorsa. O sensin Yüksel, o sensin. Bizi ileri seviye ayağına yiyorsun. O sensin. Peki. Yani kilo aldıran ürünleri de böylece ifade etmiş olduk. Öneririz. Tabii ki sizin ilk para harcayacağınız yer onlar değil ama elbette. Kendi shake halinde yapabilirsin. Mes gainer kadar kana hızlı karışmaz ama yine pirinç unu gibi şeyler, yulaf. Ya ona da para vereceksin yani nihayetinde. Doğru. Hani böyle düşündüğün zaman mes gainer'ın olayı bu. Avantajı var. Baba geldik ashwagandha'ya. Ben kullandım bunu. Bir tane kutuyu direkt bitirdim. Evet, ben getirdim o kutuyu. Aynen. Ashwagandha hakikaten kendi içerisinde avantajları olan, güzel vaatler sunan bir takviye. Özellikle toparlanmayı arttırması, stresi düşürmesi, stresi düzenleyebilmesi önemli. Kortizol hormonunu biraz düşürebilmesi. Kafa rahatlığı. Kafa rahatlığı. Bence şu en önemli etkisi en o. Pahalı şey kafa rahatlığı abi. Kesinlikle. Ben ashwagandha kullanımımda hiçbir testosteron artışı gibi bir şey yaşamadım. Bir de ben hormon kontrolleri de yaptırdım tiroidim için. Hiçbir artış falan yoktu yani, çok benzerdi. Bırak şimdi yüksel tiroid ayaklarına. Yeme bizi kardeşim. Tamam, kullanıyorsan şu ilacı kullanırsın yani. Uyku kalitesini arttırma konusunda benim işime yaradı. Çünkü uyku problemi de yaşayan bir insanım. Böyle 10 yaşından beri insomniyem var diyebilirim. Yani öyle çok ciddi değil. Böyle gece boyunca uyuyamadığım çok nadir olur ama zor uyurum yani. Bir saat falan sürer. Rahatlattı beni. Özellikle o bir saati çok değiştirmese de kafama takmamı evet, engelledi. Yani ümmetin dertleriyle dertlenmek. Önünde 4 saat uyku. Hani her tarafın vitaminsizlerle dolu. Zor bir hayatım var Yüksel gerçekten. Ashwagandha'nın sorunu şu. Yani önerdiğimiz bir ürün ama Türkiye'de bulunmuyor. Anlamıyorum bazen Türkiye'yi. Testosteron için gaza geliyorsanız düşünmeyin.
umursamayın. Yani testosteron için gaza geliyorsanız çok takılmayın bulamadım diye. Ya bu gençler bazen hani tabii biz de öyleydik. Üniversitedeyken falan ya da lisedeyken. Evet. Zaten hayatta dert yok, tasa yok. Hani testosteronu zaten tavan. Hani senin ne işin var aşvagandayla? Ama evet, biraz daha artık saçları beyazlamış kardeşlerimiz ve abilerimiz için aşvaganda önerilebilir ama nereden bulursunuz ben onu bilemem yani. Ama biz 4 yıldızı verdik ya. Evet. Esansiyel amino asitler hocam. Kısaca evet, bunun ne olduğunu alalım. BCA'dan farkını da bize anlatırsan seviniriz. Esansiyel amino asitler vücudumuzun kendi başına sentezleyemediği amino asitler. Direkt besinle dışarıdan almak durumundayız. Normalde 20 tane ana görevi olan amino asitimiz var. Bunların 9'u hariç diğerlerini biz vücudumuzda sentezleyebiliyoruz. Dışarıdan direkt almamıza gerek yok. Dolayısıyla çok kritikler aslında. Ama nasıl kritikler? Ben zaten günlük protein alımımı sağladığımda ve bunu da tamamen bitkisel kaynaklardan yapmadığımda veya en azından bitkisel kaynakları bir araya getirip amino asit profiline dikkat ettiğinde zaten karşılıyorum hepsini. EAA dolayısıyla belki bir açlık döneminde yani yemek yemediğim bir durumda kas kaybını önlemek, vücudunda kan akışında amino asit miktarını arttırmak için çok mantıklı bir takviye olabilir. Ama açlık durumu yoksa açıkçası ekstra bir faydası olmayacaktır. BCA'dan farkı bu. BCA içerisinde var esansiyel amino asitlerin. BCA 3 tane amino asit. İzolesin, lösin ve valin. EAA bu üçünü de içeriyor. Bunun haricinde diğer esansiyelleri de içeriyor. Dolayısıyla bana sorarsanız birini alacaksanız antrenman öncesi için ben aslında EAA'yı BCA'dan daha üste koyarım. Yani bu da kullanım aracı daha, yöntemi daha fazla. BCA da tek başına açlığı egale etmez. Yani bu da spor esnasında yenilebilecek bir şey. Evet. Yine insanlar işte yeterince protein varsa amino asite gerek yok falan diyebiliyorlar. Tabii ki öyle yani yeterince protein var ve her zaman hazırsa zaten bunlara hiç ihtiyaç evet, yok. Öncelikli olan supplementleri aldıysanız EAA'nın da antrenman esnasında kullanılmasını önerebiliriz. Özellikle sentetik olarak üretilenleri yani direkt olarak hayvan ürünleri kullanılmadığında vegan ve vejetaryenler için de çok iyi bir takviyedir. Çünkü onların asıl bu amino asitlere evet, ekstradan ihtiyacı var. Yani bir de bir türlü de yani şimdi bir pratik hani daha pratiklik aralıklı oruç uyguluyorsunuz ve diyet yapıyorsunuz diyelim. Ve özellikle az kalori aldığınız için günün son 6 saatinde bıraktığınız yemek yemeyi aç antrenmana gideceksiniz. Yüksek ihtimalle esansiyel amino asit kullanmak antrenmandan önce hiçbir şey yememekten daha akıllıca olacaktır o durumda. Evet. Çünkü uzun süre açsın. Yani işte zaten böyle her zaman mükemmel proteini falan dağıtamıyoruz. Her zaman tabii, bunu yapmamıza ihtiyacımız da yok zaten. Ama bir pre-workout'un içerisindeki amino asit neden olmasın dedirtiyor yani. Kolajen hocam. Kolajen öneririz. Ben kullanıyorum. Düzenli kullanıyorum saçlarım ve güzelliğim için. Ya sen var ya, sen var ya sen. Hocam kolajen de bir protein. Bir protein evet. Protein amino asitlerden oluşur. Evet. Ayrıca kolajen almaya lüzum var mı? Kas gelişimi için lüzum yok. Yani kolajenin eğer ki yeterince protein alıyorsak vücudumuzda bir problem yoksa kas geliştiğine dair bir kanıt yok. Ama ekstradan cilt, saç, tırnak sağlığı, güzellik, cilt sağlığı için bir problem yaşıyorsanız biraz da yaşınız ilerliyorsa tabii ki faydası olabilir. Niye olmasın? Bunların tipleri mipleri var. Evet, tip 1, tip 2 ve tip 3'ü bir arada alabiliyorsanız bu net daha iyi. Bunu söyleyebilirim. Çünkü bir arada sinerjik çalışıyorlar. Yani tek birini almaktan daha iyi. Örneğin tip 2 kolajen eklem sağlığı için daha önemli. Ama tip 2'yi tip 1 ve tip 3 ile birlikte aldığında tip 2 daha iyi işlev gösteriyor. Dolayısıyla mümkünse kompleks ürünlere yönelin. Tek başına tek bir tipe yönelmekten daha iyidir. Evet. Yine söylemeyeyim diyorum ama Protein Ocean'ın kolajeni böyle. İyi mi? Yani iyi, 3'ü de tamam, var. Sepete ekleyin ya, ne olacak ya? Bir onu ekleyin. Hocam melatonin. Bak ben burada seninle çok kavga ettim. Sen dedin ki baba o kadar da değil dedin. Ben dedim baba bu 5 yıldız. Şey gibi hani böyle çok 1 milyon oy hakkı olan bir sendika gibi savundu Furkan melatonini. Evet, gerçekten savundum. Dedi ki bu oyları kaybedemeyiz, nasıl melatonine 5 yıldız vermezsin. Yani bence melatonin 5 yıldız ama. Ben şöyle söylüyorum melatonin için. Ben melatonine şu dönemde çoğu insanın yaşadığı bir problem olmasa uyku problemi 4 yıldız da vermezdim. Çünkü melatonin direkt problemi çözen bir takviye değil. Melatonin tek başına uykudan aldığın verimi arttıran bir takviye de değil. Bunun üzerine araştırmalar da var. Ya ben melatonin kullandım, artık çok daha iyi uyuyorum. 6 saatim ekstra bir 6 saat falan olmuyor. Melatoninin en büyük işlevi uykuya dalmayı kolaylaştırabilmesi. Bu özellik için 4 yıldızı bana kalırsa hak ediyor. Ama mesela ben dediğim gibi 10 yaşından beri uyku problemim var. Ya örnek veriyorum, ne demek istiyorum? Çoğunlukla ben öyle 10 dakikada uyuyamam. Bir saat sürer.
Melatonin maksimum 45 dakika indiriyor bunu. Yani aslında öyle düşündüğünüz kadar büyük bir etki yaratmıyor. Bir uyku ilacı değil. Ama bir uyku ilacı olmamasına rağmen bence bu görevi de gören en iyi takviye. Ben melatoninin belki bilmiyorum kendi üzerimdeki etkilerinden biraz ön yargılı yaklaşıyorum. Daha iyi uyku uyuduğumu zannediyorum en azından öyle söyleyeyim hadi. Bilimin onuru adına. Ve daha da kolay uyuduğumu, stresli zamanlarda da daha kolay uyuduğumu düşünüyorum. Ben en genel olarak hani genel olarak uyuma konusunda da öyle inanılmaz sorun yaşayan birisi değilim. Biliyorum. Çok hani, denk geldim. Boş çat durduğum her yerde uyurum ben yani. Gerek yok. Hani power modu hemen power saving moda çeviririm. Ama yani melatonin işte insanların uyku ihtiyaçları var. Yani bu supplement deyince insanların aklına hep işte protein tozu kreatin geliyor falan ama yani uyku hijyeni ve uyku sağlığıyla alakalı dertli olan arkadaşlarımızın kesinlikle denemelerini bir öneriyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum. Hani o manada gidip de antidepresana işte farklı uyku ilaçlarına başlamadan önce tabii ki bir önce uyku hijyeninizi yani uyku etrafındaki doğru alışkanlıkları yapın. Ama bunlara başlamadan önce diğer ilaçlara melatonin her zaman bir önce denenmeli bence. Ha şuydu benim endişem. Ben şöyle zannediyordum. Birçok arkadaşımız da öyle zannediyor. Melatonin alırsam buna bağımlı olurum diye düşünüyorlar. Evet ne yazık ki böyle bir inanış var. Sonra ben onu öğrendim. Ben de öyle zannediyordum. Sonradan öğrendim ki melatonin bağımlılık yapan bir şey değil. Öyle negatif değil. Feedback mekanizması olan bir şey değil. Yani melatoninin fazlasının da bir zararı yok da tabii biz yine yok. Önerilen dozu geçmeyin de hani. Fazlasının bir etkisi da bir yok. 5 gramın üzerinde hiçbir etkisi yok. Ama 10 gram alınında da hiçbir zararı yok. Negatif feedback yok dediğin gibi sadece yine davranışsal miligram bir bozukluk. Hocam, miligram. Pardon miligram. Sadece bir şey davranışsal bozukluk yaratabilir yine. Yani sürekli her gün onu alıştıysan onu almadığında o bir iki gün psikolojik. O kendi takıntın olabilir belki. Onun dışında fizyolojik bir zararı bir problemi yok. Fizyolojik bir toleransı da yok. Uykuculara da geçtik. Probiyotik hocam. Sindirim sağlığı. Oo, bu sefer de bağırsak ikinci beyin. Bağırsakçılar ikinci beyincileri. Bu da öneririz yani. Öneririz tabii ki canım. Probiyotik hakikaten önemli ve cidden probiyotik bakteri floranızda bir problem varsa bu sizin hayatınızı birçok yönden kötü etkiler. 10 yıldız olur o zaman. Ha o zaman 10 yıldız olur. O zaman bunu almanız yani sizi arşa çıkarır. Probiyotik alımı önemlidir ama sadece takviyeye bel bağlamayın. Sebzelerinizi tüketin. Ekstra turşu tüketebilirsiniz. Probiyotik alımını doğal yollardan da sağlamaya çalışın. Ya öğünlerle beraber tüketilebilir. Bizim şeyde Ataşehir'de bir tane pideci var abi Muhu Usta. Muhu Usta'nın probiyotikli kuşbaşı kaşar mı atıyor? Yengenin turşusu. Oo. Acayipti ama yaylaya gitmişler. Bir aydır yoklar yani. Hmm. Bir aydır Bim'in turşusunu koyuyorlar bir yerine. Bitti bağırsaklar. Ben yemem aga. Buradan Muhu Usta'yı şu an işletenlere sesleniyorum. Bim turşusunu ben yemem aga. Bana yengenin turşusu lütfen rica ediyorum yengecim. Lütfen geri dönün yayladan ve Muhu Usta Pide'de aynı kaliteyi yakalayalım. Peki. Sitrulin hocam. Sitrulin. Ben buraya aslında sitrulin malat diye ekliyorum bunu. Sitrulin diye gözüküyor ama size önerdiğimiz ürün sitrulin malat ürünü. L-sitrulin değil tek başına. Yani malik asitle beraber sitrulin aminasını bir arada kullanacağız. Bu dayanıklılık artışı ve pump hissi için en iyi takviyelerden biri. Açıkçası ben pump hissini düzenli kullandığımda çok iyi yaşıyorum. Yani o dolaşım evet, açısından... Evet, kan dolaşımı açısından çok farklı. Arjininin, oral olarak arjinin almanın... Damardan arjinin almak gibi bir etki yapmadığını... Doğru. Sitrulin malatın bunu daha iyi yaptığını. Doğru, çünkü o arjinin üretimini direkt sağlıyor... Ve nitrik oksit üretimine etki yaratıyor. Bu konuda evet, arjinin almaktan daha faydalı olduğuna dair bulgular var. Sitrulin malatı denemenizi öneririm. Kesinlikle gerekli değil ama antrenman deneyiminizi daha güzel hale getirebilir. Zaten pre-workoutların içerisinde falan oluyor yani. Oluyor. Biraz suboptimal oluyor ama. Biz tek başına kullandığınızda ben 6-8 gram öneriyorum antrenmandan önce. Mesela sitrulin malat alıp ekstradan pre-workoutun içerisine falan atıyor. Tabii ki tabii ki. Öyle şeyler yapılabiliyor yani. Tabii ki. Peki hocam yağ yakıcılar. Yağ yakıcılar. Neden bu 4 yıldız diyebilirler? Şundan dolayı 4 yıldız diyoruz. Yağ kaybına aslında o kadar etki etmiyor ama bazı yağ yakıcıların iştah problemini çözmek gibi bir etkisi olabilir. Tokluk yaratabiliyor. Bununla beraber yağ yakıcılar aslında çok kötü olmayan iyi pre-workoutlar gibi oluyorlar bir yandan. Evet, biraz o yüzden yani şimdi mesela pre-workout daha kompleks. Evet. Kafein zaten yağ yakıcıdaki büyük faydanın çoğunu veriyor. Yani o yüzden biraz hani para harcama konusunda böyle
koştur koştur termojeniklere işte karnitin falan doluyor içinde. Yani işe yaramaz demiyoruz zaten, öneriyoruz. Evet, tabii öneriyoruz. Ama yani diyet yapan birisi bile olsam hani ilk koşarak alacağım ürün bu olmazdı. Kesinlikle bu olmazdı. Ama dediğiniz gibi tok tutma konusunda işe yarayabilir, dayanıklılığı arttırabilir ve bununla beraber belki biraz kalori açığını arttırabilir gün içerisinde. Peki üç arkadaşlar. 3 yıldıza mı düştük? Şimdi 3 yıldıza geldik. Evet. 3 yıldızla beraber artık supplementler öncelikli değil yani. Evet. Hani buraya kadarkileri al almaya daha bir, hani paran varsa al baba. Ha, paran varsa alman işine yarayacaktır yüksek ihtimalle diyebiliriz. Evet. Şimdi ilk ürünümüz BCA. Burada artık öncelikli değil diyoruz. Değil. Hocam BCA neden öncelikli değil? Az önce bahsettik aslında. BCA ben böyle şey gibi düşünüyorum. BCA ismi böyle büyük yazıyor, şey yazıyor. Millet böyle bir hoşuna gidiyor, bir şeyler biraz, oluyor. Biraz yani olduğundan daha da öteye konuyor. Ha, bence biraz overrated. Yani biraz overrated ama sevimli de hayvan. Şimdi sevimli de. Geçen baktım yani bizim 6-7 yıldır supplement rehberimiz var. Evet. Top 5 supplement. BCA da orada bulunuyordu. Ya bunu biraz şu yüzden hani daha böyle available bir amino asit olarak. Doğru. Bir de eskiden çok daha popülerdi abi. Evet evet, ondan bahsediyorum. Eskiden çok daha popülerliği vardı. Son zamanlarda biraz gömmeye başladılar. Özellikle lösin. Lösin içeriyor ya, iyi miktarda lösin içeriyor ya. Lösinin de biz ana kas geliştirme amino asit olduğunu biliyoruz ya. Bu biraz insanları cezbediyor. Abi 8-1-1 ürünler vardı, hatırlıyor musun? Evet evet, hatırlamaz mıyız? 8-11-1 vardı. 10 katı lösin içeriyor. Ama bu arada gerek onların, yokmuş. Yani. Onların gerek olmadığına ve hatta 2-1-1'in daha üstün olduğuna dair çalışmalar daha fazla. Çünkü birbirlerine sinerjik çalışıyorlar. EAA'da söyledik. BCA 3 amino asitten oluşuyor. Lösin, izolesin, valin. Ve bunlar 2-1-1 oranında, yani lösin 2 diğerleri 1 oranındayken daha iyi çalışıyor. Lösin daha fazla olursa öbür amino asitlerin işlevini biraz düşürüyor. Ve lösin de en iyi diğer amino asitlerle beraber çalışıyor. Tek başına değil. Yani o yüzden EAA alınabilir. Evet. BCA'yı ben ne yapıyorum? Benim 2 tane kullanım alanım var. Pre-workout shake'in içerisine ondan da atıyorum. Dayanıklılığı belki arttırma ihtimali olduğu için anlamsız değil. Yok, anlamsız değil de. Bir de şöyle de yapıyorum. Bazen evde bakıyorum böyle, hani mercimekten alıyorum proteinimi diyelim. BCA da atıyorum abi. Heh, yanına. O mantıklı olabilir. Çünkü büyük ihtimalle mercimekte o kadar iyi miktarda lösin olmayabilir mesela. Amino asit profili düşük olabilir. Hani veganlar için işe yarayabilir. BCA'ya inanma, BCA'sız kalma abi. Glukozamin. Glukozamin evet, eklem sağlığı için çok iyi. Bunu mesela kolajenden bir alta yazdık. Çünkü kolajen de glukozaminin yarattığı etkilerin çoğunu yaratırken ekstra avantajları var kolajenin. İşte güzellik gibi, cilt gibi, saç gibi vesaire vesaire. Glukozaminin böyle avantajları yok. Eklem ağrısı sıvı kaybını geciktiriyor. Dolayısıyla bir sakatlık yaşama ihtimaliniz varsa bunu geciktirebilir. Bunun semptomunu azaltabilir. Yani ağrınızı, sızınızı azaltabilir. Ama ya, tamamen genelde, tedavi genelde etmez. Ne oldu biliyor musun? Sakatlanıyor kişi. Sonra başlıyor. Sonra glukozamin kullanayım aslında diyor. Aslında tam tersini yapmamız. Pahalı da meret. Yani ucuz bir şey de değil. Evet. Biz de o yüzden 3'e indirdik. Tek başına tedavi de etmediği için yüksek ihtimalle düzenli kolajen kullanıyorsanız mesela ihtiyacınız olmayabilir. Evet, evet. Ama şunu yapabilirsiniz. Neden öncelikle değil dedik? Çok yoğun bir antrenman dönemine başlayacağınızı biliyorsunuz. Onun başında direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet. Ama önlem yani şöyle, hani fiyatı da biraz burada pahalı. Önemli. Yani çok ucuz bir şey olsaydı baba yürü derdik yani. Aynen. Ama ben eskiden hatırlıyorum yani. Evet. En son glukozamin aldığım zamanlarda falan fiyatı yüksekti. Hani kötü değil de yani, bilmiyorum. Siz yani karar verin arkadaşlar. Karnitin. Karnitine dair var biraz araştırma. Diyor ki evet, şu kadar belli oranda yağ kaybını arttırabiliyor ama neredeyse hiç, yani aynada fark edemeyeceğimiz oranlar. Abi şöyle yani, karnitindeki en önemli nokta zaten yeterli, bak ben de aynı tufayı yapıyorum. Yani yeterli protein alıyorsun. Mesela protein tozu alırım ben. Evet. Zaten karnitin alımını da ve atıyorum işte pre-workout alırım diyelim. Evet. Karnitin sonradan ekstra alır mıyım? Almam ha. Yani karnitin tek başına, karnitini bile bir pre-workout olarak kullananlar da var. Ama öyle bir etkisi yok ama. Yani daha çok yani çıtırdan bir var abi. Belli oranda enerji metabolizmasına fayda edebiliyor yani, ama düşündüğün gibi bir atışa yani şunu demek istiyorum. Tabii kafein mafein gibi değil de daha çok karnitinle alakalı çalışmalar. Daha çok veganlarda, evet, işte yaşlılarda, obezlerde. Evet, biraz önemlisi. Daha bu yağ yakıcıları oralarda daha çok görüyoruz. Obez ve kilolu bireylerde kayda değer farkı var. Normal kiloda mesela sen %15 yağ oranı %13'e indirirken büyük ihtimalle hiçbir etkisi olmayacak. Yani o yüzden öncelikli değil dedik ama evet. Ben işte yağ yakacağım, param da var abi yani, ne varsa devam alayım dediğin zaman bir zararı falan yok ha. Öyle kesinlikle hiçbir yani zararı yok. Yani supplementlerin bir zararı falan yok. İnsanlar böyle düşünüyorlar genelde. O öyle olsa supplement olmuyor çoğu. Yani o zaman reçeteli ilaç falan olabiliyor. Ya ilaçlardan ya da dopinglerden bahsediyorlar.
Ama öyle yani. Peki. Multivitamin hocam? Multivitamin. Aslında ben multivitamini çoğu danışanıma önermiyorum. Şöyle önermiyorum. Doğru diyet yapabilen danışanıma önermiyorum. Multivitamin çok iyi bir pratik takviyedir. Yani ben diyetimin %80'ini yaptım. Arada sebze kaçırıyorum, arada meyve kaçırıyorum, bazen çeşitlilik kaçırıyorum. Bir de multivitamin kullanımına bir kapsül. Ben bu eksikliklerde eksiklik yaşamadığıma emin oluyorum. Tamamen emin olma bu garanti takviyesi. Acayip satan bir ürünmüş multivitamin. Tabii abi, çünkü şöyle düşüneceksin. Tek seferde adam hani kafasını rahatlatmış oluyor. O gün, o akşam veya sabah aldığında diyorsun ki tamam. Büyük ihtimalle bir eksikliğim yok. Bence bu konuda işe yarıyor. Ama siz iyi bir sporcusunuz, çok düzenli bir diyetiniz ve sisteminiz varsa daha spesifik takviyelere yönelebilirsiniz. Mesela bir multivitamin alıyorum, D vitamini alımımda iyidir demeniz biraz düşük bir ihtimal. D vitamini ayrı almanız daha yani iyidir. Biz tabii ağır sağlam izleyicilerine bunu öncelikli değil olarak değerlendiriyoruz bu yüzden. Çünkü yeterin yani çok genel ve çok evet. Ortalığa saçılma. Pahalı da yani Türkiye'de bilmiyorum çok pahalı da ya. Ya şey falan alırsan o kadar pahalı değildir belki, Supradin falan da şeyler pahalı evet. Daha içeriği yüksek olan böyle dolgun zengin ürünler pahalı. Yani daha onu nokta atışı şeylere götürmek daha iyi olabilir. D yani. Vitamini, C vitamini falan gibi ayrı ayrı almayı ben de öncelikli olarak öneririm. Hocam taurin. Bu taurin bu enerji içeceklerinin içerisindeki taurin. Evet. Evet. Enerji içeceklerin içerisinde bulunuyor. Kafein gibi direkt uyarıcı değil. Yine kendisinin bir yarattığı belli oranda bir dayanıklılık ve biraz odak artışı var. Bununla beraber işte yani performansınızı arttırmak istiyorsanız kafeinle beraber alabilirsiniz. Tek başına almayın taurini veya pre-workout'larda da bulunabiliyor bu arada. Dozu da 1-6 gram. Öncelikli değil yani bulunuyor. Hiç almasanız emin olun düşündüğünüz kadar bir şey kaybetmiyorsunuz. O yüzden 3 yıldızlı. Evet. Ve 2 yıldıza düştük. Şimdi hocam glutaminle beraber 2 yıldıza düştük. 2 yıldız ne demek? Yani öncelikli değili de bırak. Çok böyle nadir, düşük yani spesifik belli kullanım alanları var. Onun dışında zaten çoğunluk kullanmayacak demek. Evet. Ve burada glutamin var. Glutamin de bir aralar çok popüler bir supplementti. BCA ile beraber alınırdı. Hatta birçok ürün vardı. BCA artı glutamin. BCA ile beraber glutamin var. Ben mantıklı da buluyorum. Ama ben de mantıklı buluyorum ama. Yani glutamin ne kadar katkılı? Çok çok düşük. Glutamin yaralanma durumlarında en çok işe yarayan takviyedir. Hatta şöyle takviyeler var. Bunlar işe yarıyor. Ameliyat sonrası, operasyon sonrası arginin ve glutamin bir arada veriliyor. İşte özel durumlarda alınabilir baba. Özel durumlar. O yüzden. Ya iki yıldızlı diye ben hiç bakmayayım diye düşünmeyin. Özel durumları var. Glutamin ve arginini mesela bir arada veriyorlar. Arginin kan dolaşımını arttırıyor. Glutamin doku iyileşmesini arttırıyor. Operasyonlardan sonra bir hafta iki hafta boyunca bunu kullanıyorsun. Daha hızlı iyileşebiliyorsun. Veya siz yine bir sporcusunuz. Profesyonel sporcusunuz diyelim. Böyle olur genelde. Ve çok yoğun bir kampa gireceksiniz. Ben olsam takım sporcusu da bir glutamin veririm. Ne kaybedecek? Zaten takım sporcusu. Zaten önemli bir spor yapıyor. Bu yatırımı yapması lazım kendine. Tabii canım. Ya yani hani şuradaki ürünlerin hepsini bizim Fenerlilere verselerdi ben Cimbom'a dönmezdim abi. Belki de. Ben önce gizli Galatasaraylı sonra aleni Galatasaraylı olmazdım abi. Peki neyse bu sene geri döneceğiz herhalde Fener'e. MCT oil hocam. Evet MCT ya çok sağlıklıdır ama takviye olarak alması gerekli değildir. O yüzden 2 yıldız yaptık. Yine ya özel işte durumlar olabilir. Bunu işte millet alayım bunu yağ yakarım diyor. Ha, alıp yağ yakmazsın ama MCT oil en hızlı enerjiye dönebilen yağ kaynağıdır neredeyse. O dolayısıyla tek başına kullanıldığında daha hızlı enerji haline geleceği için depolama ihtimaliniz daha düşüktür. Biraz daha hızlı kana karışır. Bu yüzden yemeklerde kullanması da mantıklıdır ama hap olarak takviye olarak almanıza pek gerek duymuyoruz. Yani bir gerek olduğunu söyleyemeyiz. Bunu direkt Hindistan cevizi yağı olarak fix olarak diyetinizde bulundurabilirsiniz. Evet. Hindistan cevizi yağına 5 yıldız veririm. Hap takviyesine 2 yıldız veriyorum dolayısıyla. Sen de böyle bir işte adamsın. 1 yıldız yüksel. Ne var burada? Mercedes Benz CLA. Çok çok garip oldu lan. Mercedes-Benz CLA. Benim mesela farkındasın değil mi? Koçlukta sık aldığımız sorulardan biri. CLA yukarı. Metabolizma hormonlarınız düşükse belki işe yarayabilir. Yine obez, yüksek kilolu ve metabolizma hastalığı olan bireylerde mesela işe yarayabilir. Onun haricinde sağlıklı bir bireyin CLA kullanması kadar anlamsız bir şey yok diyebilirim neredeyse. Yani şöyle abi hani bak buraya kadar geldik. 5 yıldızlar, 4 evet. yıldızlar, 3 yıldızlar. Hani şimdiye kadar zaten bundan daha böyle öncelikle alabileceğin en az 10 tane supplement vardır. Var.
Tabii ki olmaz yani, olur mu? Bunu da alma abi. Ben. Yani oraya kadar buraya kadar paran kalıyorsa da al zaten. Ya para meselesinden de öte yani. Şimdi düşün hani tamam D vitaminimi aldım, balık yağımı aldım, işte öğünlerimi yaydım, evet, protein tozu kullandım, kreatinim falan filan. Yani bir sporcu olarak elimden geleni yaptım artık, pre-workout'um var falan. Evet. Ya bir de üstüne bir kutu daha açıp bir tane daha şeyde yani sırf bundan dolayı almazsın. Anladım yani. Anladım. Yani büyük pencereden baktığında artık yeter be arkadaşlar. Evet evet. Kaç yani, hafta yutacağız. Ne yaparım ben CLA? Yani atıyorum yani bir tane termojenik alırım. Sabah bir kahve içerim. E yetti daha tamam işte protein aynen, tozun var bilmem neyin var. Belki doktorunuz önerebilir CLA'yı. Obezseniz, morbid obezseniz ve metabolizma hastanız varsa. Özel durumlarda alınabilir. Özel. Bunu söylemek istedim sadece. Devam. Tribulus terrestris başkan. Bence bunun özel durumu, özel durumu da var gerçi. Yok yok bunun. Özel durumu var. Bunun özel durumu bayağı önemli bir özel durum. Şu ana kadar en etkili olduğu yer libido. Başka bir etkisi. Tribulus terrestris'in libido haricinde testosteron arttıracağını düşünüyorsanız bir hafta mastürbasyon yapmamak daha iyi bir tercih olabilir. Ona dair araştırmalar var çünkü Tribulus'tan daha iyi artış sağlıyor. Tribulus gerçekten çok insanların böyle benim zamanında küfürler yediğim bir ürün. Yani işe yaramıyor, dalgayı kaldıracaksanız alın gibisinden bir şey söylemiştim. Nasıl bayağı linç yedim ne yani. Ne dersin ben aldım. Kolum. Bir de karnitin baba bak karnitine laf söyledim evet, diye ama. Ben ama burada söyledim. Karnitinin işe yaradığını gösteren çalışmalar da var dedim. Ve yok yoktan yere bomboş bir takviye değil dedik. Ya hiçbiri yoktan yere boş değil baba. Şimdi libido... Libido da önemli olabilir bu. Ya şimdi şöyle düşün abi. Düşünsene hayatının büyük derdi libido. Libido sıkıntın var. Bunun için ilaç kullanmadan önce senin işini görecek bir takviye varsa... Bu o noktada 10 yıldız, 5 yıldız yani 20, 30 falan olur yani. Galaksi yani. O noktada galaksi. Ama hani testosteron artırıcı olarak bilindiği için bu testo booster olarak... Bir daha söylüyorum. Hiçbir bitkisel ürün düşündüğünüz gibi testosteron arttırmayacak. Arttırsa da o referans değeri aralığında olduğu için kas geliştirmeyecek. Anladınız yani? Yani işte arkadaşlar listemizin sonuna geldik. Birçok supplementi gördük. Birçok supplementi tanıdık. Şimdi biz burada biraz eyyam yaptık ama gerçekten çok ciddi bir yılların deneyimi artı research'e de bakarak sizler adına hangisine bütçeni ayır, hangisine ayırma diye bir karar verdik. Tabii ki ben daha çok çalıştım Yüksel'den. Ama işte Yüksel'in de diyetisyen kimliği bilmem ne. Hani çeşitlilik olsun. Kendisini de burada ağırladık yani. Burada... Zaten moralimiz bozuk Yüksel. Kasma şu kaslarını ya. Özetle arkadaşlar bunların her birisini detaylı olarak web sitemizdeki ilgili sayfalardan veya takip edebilirler. Bunlara ait olan videolarımızdan daha detaylı bir şekilde de görebilirsiniz. Sorularınız varsa aşağıda bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın.